Merhabalar, örgü kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Evet arkadaşlar, ekranda gördüğünüz gibi bugün sizlerin karşısına polosu baby ipi ile geldim. Bugün sizlere polosu baby ipi ile harika bir modelden bahsedeceğim. Modelimin örmesi çok kolay, çok güzel bir model arkadaşlar. Şöyle ben misinalı şişimi alıyorum. Bugün sizlere yakadan başlamalı, altı ay bir yaş okun çok güzel bir modelden bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek işime başlıyorum. İlmeğimin üzerine 76 ilmek aldım arkadaşlar. Ve robadan başlıyorum modelimizi. Robadan başlamalı. Bebek yeleği olacak. Yakadan başlamalı. Ve 76 ilmekle başlıyoruz. Şöyle haraşamızdan başlayalım. Yakamızdan. Yakamıza şöyle birkaç diş haraşa öreceğim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım arkadaşlar. Bu arada beni videomun sonuna kadar izlerseniz modelimi daha iyi anlamış olursunuz. Bizlere de destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Şöyle yeleğimizin robasını haroşa, haroşa ile başlayalım. Birkaç diş haroşa ördükten sonra modelimi koyacağım arkadaşlar. Çok güzel çok kolay bir modelden bahsedeceğim yeleğimize. Öncelikle haroşamı başlıyorum. Bu şekilde düz örgü örerek haroşamı başladım. Şöyle sıra sonuna kadar ilmeklerimizin hepsini düz örgü öreceğiz arkadaşlar. 4 sırada biten bir model anlatacağım. Yeleğimizin robasını tamamladıktan sonra bu şekilde ilmeklerimizin hepsini düz örgü öreceğiz arkadaşlar. Bu bizim robamızın başlangıcı olacak. Şöyle sıra sonuna kadar ilmeklerimizin hepsini düz örgü örerek baş devam edelim arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olursanız zil bildirimlerinden de tümünü işaretlerseniz tüm yeni videolarımdan ilk önce sizler haberdar olursunuz. Şöyle ben düz örgümü haroşa ile başladım. Sıra sonuna kadar devam edeceğim bunu. Arkadaşlar yeleğimizin robasını başladık. Görmüş olduğunuz gibi ilk sıramızı bu şekilde hepsini haroşa düz örgü ördük. Şöyle sıra sonuna geldim. Bakın sıra sonunda ben iki tane ilmek bıraktım. Ee, söylemiştim ya sizlere kenarının düzgün olması için bir işlem uygulayacağım diye. Daha önceki bebek yeleklerinde bu işlemi anlattım. Ama uzun zamandır yelek anlatmıyordum. Bu işlemi tekrar örgü bilmeyen arkadaşlarımız için... Örgüye yeni başlayacak olan arkadaşlarımızın tekrarlayacağım şöyle kısa bir şekilde. Haroşamızı ördükten sonra sıra sonuna kadar bu şekilde robamızın yeleğimizin robasının buradaki iki ilmeği bakın örmeden alıyorum. Örmeden alırken bu şekilde ipim dışarıda. Ve şimdi robamızı çeviriyorum ve robamızın arka yüzündeyim arkadaşlar. Bakın burada iki ilmeğim. Bunu ters örgüreceğim. Örmeden aldım bu iki ilmeği. Bu bizim örgümüzün kenarını düzgün gözükmesine yarayacak arkadaşlar. Bu şekilde ikisini ters ördüm. Diğer kalan ilmeklerimi hepsini düz örgü örüyorum. Yani haroşa. Nereye kadar? Şurada tekrar iki tane ilmek kalana kadar arkadaşlar. Ben bu sırayı şöyle hepsini haroşa yapıp düz örgü yapıp geleceğim. Robamızın arka yüzünde ikinci sırada tüm ilmeklerimizi gene düz örgü ördük. Ama arka yüzde şu hani kenarın düzgün olması için iki ilmeği ters örgü ördüm ya. Bu modelimizin arka yüzünde hep bu iki ilmek ters örgü olacak. Ondan sonrasını bakın haroşamı düz örgü ördüm ve tekrar yine aynı iki ilmek kaldı. Rob robamızın arka yüzünde modelimizin arka yüzünde bu iki ilmeği yine aynı şekilde örmeden alacağım. Fakat bu sefer ipimi iç kısmı alacağım arkadaşlar. Bakın ipimi şöyle göstereyim içeriye aldım arka yüzdeki bu iki ilmeği tekrar örmeden takıyorum modelimizin arka yüzünde şimdi modelimizin ön yüzündeyim yeleğimizin kenar bantlarının düzgün olması için yapacağız arkadaşlar bu işlemi bu iki ilmeği düz örgü örüyorum modelin ön yüzündeyken bunu düz örgü örüyorum bakın düz örgü ördüm ve şimdi tüm ilmeklerimizi bu şekilde tekrar haroşa örmeye devam ediyorum ben buraya toplamda 4 diş araşı yapıp geleceğim arkadaşlar kenar bantlarını da bu şekilde uygulamayı unutmayın yeleğimizin düzgün olması için yeleğimizin robasını 4 diş uygulayarak ördüm arkadaşlar bakın 1 2 3 4 siz 5 diş de yapabilirsiniz Ben 4 diş uygulamayı tercih ettim şimdi yeleğimizin robasının artımına geçiyoruz Ben öncelikle şöyle yeleğimizin kenar bandı için 8 tane haroşa bırakacağım yani şu iki ilmek de içinde dahil burası bizim yeleğimizin ön bandı kenar bandı bakın şöyle öncelikle bu ilk ilmeğimizi de örüyorum 2 3 4 5 6 7 8 8 tane bu şekilde yeleğimizin kenar bandını ördük arkadaşlar 8 tane ördükten sonra kenar bandımızı 2 tane düz örüyorum. Bakın 1 2 şöyle tekrar göstereyim anlaşılır olması için. 1 2 3 4 5 6 7 8. Toplamda 8 ilmek ördüm kenar bandımız için. Şimdi 2 tane düz örüyorum. 1 2 düz. Bir kez doladım. 1 2 düz örüyorum. Tekrar bir kez doladım. 1 2 düz örüyorum. Bu şekilde robamızın artışını bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bakın 2 düz ördükten sonra tekrar doluyorum ve tekrar 2 düz örüyorum. Sıra sonuna kadar ben aynı işlemi uygulayacağım arkadaşlar. Şurada 8 tane ilmeğimiz kalana kadar. Yeleğimizin ilk artırma sırasını arkadaşlar gördüğünüz gibi sıra sonuna kadar 2 düz ördüm, 1 artırdım. Aynı şekilde bunu modelimizin ön yüzünden sıra sonuna kadar uyguladım. Bakın tekrar iki düz örmüşüm ve burada da 10 tane ilmeğimiz kaldı. Son kez doluyorum. 1 2 düz ördüm. Ve burada 8 tane haroşamız var, kenar bandımız var. Yeleğimizin bunun 8'ini de şöyle 2 3 4 5 6'sını düz ördüm altısını düz ördüm. Videonun başında da gösterdiğim gibi şu kenarın düzgün olması için bu iki ilmeği örmeden aldım. Modelimizin ön yüzünde yaparken bu işlem ip, ip ipimiz dışarıda olacak arkadaşlar. Şöyle modelimizin arka yüzündeyim. Robamızın artışımızın arka yüzündeyim ve buradaki işlem arkadaşlar bakın şu örmeden aldığımız 2 ilmeğimizi modelimizin arka yüzünden bunu ikisini ters örüyorum birer birer. 2 ilmeği ters ördüm. Bu robamızın kenar bandının 2 ilmeği oluyor. 1 2. üçüncüsünü düz örüyorum. 4 5 6 7 8 düz ördüm. Modelimizin arka yüzünde 2 ilmeği ters ördüm. Bakın 1 2 ters ördüm. 6 ilmeği gördüğünüz gibi düz haraşo ördüm. Şimdi Diğer karşıdaki harşoya kadar şuradaki kenar bandına kadar arkadaşlar burada 8 ilmek kalana kadar modelimizin arka yüzünde tüm ilmeklerimizi ters örgü örüyorum. Bakın bu şekilde. İlmeklerimizin yönü bu şekilde de gelecek. Doladığımızı da ters örüyorum. Robamızın ilk artışında ikinci sırada yapacak olduğumuz işlem modelimizin arka yüzünde kenar bandına kadar kenar bandında 8 ilmek kalana kadar hepsini ters örgü öreceğim. Bu şekilde hepsini ters örgü örüp geleceğim arkadaşlar. Modelimizin robasını arka yüzünde arkadaşlar tüm ilmeklerimizi ters örgü ördüm. Burada kenar bandında 8 ilmek kalana kadar. Bakın artışımızın ikinci sırasında arka yüzündeyiz. Burada 8 ilmeğimiz kaldı kenar bandından bu 8 ilmeğin altısını düz örüyorum. 6 tane ilmeğini düz örüyorum. Bakın 1 2 3 4 5 6 tane ilmeği düz ördüm robamızdan. Burada 2 ilmek kaldı. Bu 2 ilmek de robamıza ait tabii ki. Bunun ikisini kenarının düzgün olması için bu şekilde örmeden alıyorum. Modelimizin arka yüzünde örmeden alırken bu ip bizden tarafta olacak arkadaşlar. Şimdi modelimizin ön yüzündeyim. Modelimizin ön yüzünde buradaki iki ilmek de içinde dahil 8 tane haroşamızı örüyorum kenar bandımızı. 4 5 6 7 8 8 tane haroşamızı bu şekilde yaptık arkadaşlar. Şimdi modelimizin ön yüzünde bakın bir sıra aşağıda ilk artırmamızı bu şekilde uyguladık. Şöyle belli oluyor zaten arkadaşlar. İlk artırmamızı yaptık. Şimdi tüm ilmeklerimizi düz örgü örüyorum. Modelin ön yüzünde. Modelin ön yüzünde tüm ilmekleri hiçbir artırma eksiltme yapmadan düz örgü öreceğim. Arka yüzden de tüm ilmeklerimizi ters örgü öreceğim. Arkadaşlar buradaki kenar bantlarımızı gene yine aynı şekilde öreceğim. Toplamda şu ajurumuzun üstüne 4 sıra düz örgü örüp geleceğim. 4 sıra düz örgü örüp geleceğim. Arkadaşlar ilk artırmamızı yaptıktan sonra bakın şöyle yakadan başlama yeleğimizin robasında bu şekilde ilk artırmamızı yaptıktan sonra ben sizlere 4 sıra düz örgü öreceğim demiştim şurada bakın. Bunu 4 sıra değil de 6 sıra örmeye karar verdim. Şurada hiçbir artırma yapmadan bakın sadece şurada bir kez bir artırma yaptık sizlerle birlikte. Bu artırmanın üstüne toplamda 6 sıra yani modelimizin ön yüzünde 3 sıra düz modelimizin arka yüzünde de 3 sıra ters ördük toplamda 6 diş örmüş olduk 6 sıra örmüş olduk şimdi modelimizin yakamızın önündeyiz arkadaşlar ben bir de şöyle bakın gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 6 6. E, haroşa da bu şekilde gördüğünüz gibi küçük bir ilik koydum ilik koymayı göstermeyi unutmuşum biraz sonra 10 e, on haroşa da bir ilik koyacak olduğum için biraz sonraki iliği sizlere göstereceğim arkadaşlar şimdi modelimizi Öncelikle kenar bandını örüyorum 8 tane ilmeğimizi düz örgü olarak bu şekilde 8 tane ilmeğimizi düz örgü olarak örüyorum 8 tane ilmeğimizi yeleğimizin kenar bandını bu şekilde düz örgü olarak ördüm Şimdi haroşa e, tekrar haroşa yapacağım arkadaşlar. Bu sefer ters örgü yapacağım. Yani şuradaki dişlerden yapacağız. Bu sefer ters örgüyle yapacağım. Bakın bu şekilde. Tüm ilmeklerimizi ters örgü örüyorum. Bakın bir diş haroşa oldu. Bunu nereye kadar yapacağım arkadaşlar? Bunu şuradaki kenar bandımıza kadar yapacağım. Çünkü kenar bandımızın haroşasını düz örgüyle yapıyorum. sıra sonuna kadar ben bu işlemi şöyle tüm ilmeklerimizi bu şekilde ters örgü örerek modelimizin ön yüzünden bir diş haroşa sağlayacağım bakın şu ara boşlukta 6 sıra düz ördüm bunu unutmayalım arkadaşlar sıra sonuna kadar aynı işlemi yapıp geleceğim ben yeleğimizin robasında görmüş olduğunuz gibi bakın şöyle sıra sonuna kadar ilmeklerimizi haroşa yani ters örgü yaptım şöyle sıra sonuna yaklaştık arkadaşlar sıra sonunda kenar bandına kadar şuradaki 8 ilmek kalana kadar bu şekilde ters örgü ile haroşa yapıyorum. Bakın burada şimdi 8 ilmeğim kaldı. Burası bizim kenar bandımız. Bunu düz örgü ile haroşa yapacağım arkadaşlar. Çünkü kenar bandımızı düz örgü ile haroşasını başlamıştım. Şöyle 2 ilmek kalana kadar 6 ilmeğimizi bu şekilde düz örgü örüyoruz. Bakın 2 ilmek kaldı. 6 ilmeğimizi düz örgü ördük bu kalan 2 iki ilmeğimizi ikisini bu şekilde örmeden alıyoruz modelimizin ön yüzünde şimdi modelimizin arka yüzündeyiz modelimizin arka yüzünde bu örmeden aldığımız 2 ilmeği ters örgü örüyorum 2 kalan 6 ilmeğimizi ise bakın 2'den sonra 6 ilmekle düz örtüm Çünkü kenar bandımız için 8 ilmek haroşa yapacağız. Bununla birlikte 3 oldu. 4 5 6 7 8. 8 ilmek düz örgü haroşamızı uyguladım. Bakın şöyle 8 ilmek düz örgü haroşamızı uyguladım. Şimdi modelimizin ön yüzünden ters örgü örmüştük. Modelimizin ön yüzüne bir diş haroş oluşması için arkadaşlar. Modelimizin arka yüzünden tekrar bakın şöyle 8 ilmek kenar bandımızı ördükten sonra diğer ki kenar bandımıza kadar yani yeleğimizin diğer ucuna kadar uç kısmına kadar şuradaki kısmı hepsini ters örgü öreceğim. Modelimizin arka yüzünden de. Bu sefer arkadaşlar 6 sıra bu şekilde hep ters örgü öreceğim. Şimdi ben ikinci sıradayım. Toplamda bu ters örgüyü 6 sıra öreceğim. İkinci sıramı örüyorum. Yani şöyle göstereyim sizlere. Modelimizin ön yüzüne ilk birinci diş haroşamız oluştu. Modelimizin ön yüzüne şuradaki gibi 3 diş haroşa yapacağım. Yani şuradaki gibi 1 2 3 diş olacak. Şimdi ilk birinci dişimizi yaptık. Yani modelimizin arka yüzündeyim. İkinci sıradayım. Toplamda bu şekilde ters örgü örerek 6 sıra örüp geleceğim. Yeleğimizin robasını arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ters örgü ile haroşa yaptım. Toplamda 6 sıra haroşa 6 sıra ördüm ters örgü ile. Modelimizin ön yüzünden de ters örgü ördüm. Modelimizin arka yüzünden de ters örgü ördüm. Bu şekilde modelimizin ön yüzüne 1 2 3 diş haroşa oldu. Şimdi ise şuradaki işlemi tekrarlayacağız artık. Yani şuradaki artırma işlemini. Şöyle kısa bir şekilde göstereceğim. Modelimizin ön yüzünde kenar bandını 8 haroşamızı örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 haroşamı ördüm arkadaşlar. Bakın şuradaki ilk artırma işlemini yapıyoruz. 8 haroşamı ördükten sonra 1 2 düz ördüm. 1 tane artırdım yani doladım. Ve tekrarlıyorum bakın 1 2 düz ördüm. 1 tane artırdım, doladım yani. Ajur yaptım. Ve bunu tekrarlıyorum bakın 1 2 düz ördüm. 1 kez doladım. 1 2 düz ördüm. 1 kez doladım. 1 2 düz ördüm. Bu şekilde sıra sonuna kadar bunu yapacağım arkadaşlar yani şuradaki haroşa yerine kadar bu işlemi yapacağım ben artırmamızın sonuna geldim arkadaşlar bakın bu şekilde 3 diş haroşanın üzerine 2 düz ördük bir doladık 2 düz ördük bir doladık bu şekilde bakın son kez 2 düz örmüşüm ve son kez doluyorum 1 2 düz ördüm bu şekilde sıra sonumu artırmasında bu şekilde yaptım ve buradaki tekrar 8 tane haroşamızı örüyoruz düz örgü ile kenar bandımızı 2 3 4 5 6 tane düz haraşo ördüm arkadaşlar kalan 2 iki ilmeği ikisini birlikte örmeden alıyorum ipimiz dışarıda modelimizin ön yüzünde şu kenar bandının güzel olması için şimdi modelimizin arka yüzündeyim modelimizin arka yüzünde şu örmeden aldığımız 2 ilmeği arka yüzünde bu şekilde ters örgü örüyoruz arkadaşlar. Bir, iki ters ve altı tane düz öreceğim. Bu da kenar bandımıza ait. Bu iki ilmekte kenar bandımıza ait. Bir, iki. Bakın altsını da bu şekilde düz örüyorum. 8 tane kenar bandımızı ördüm. ikisini ters ördüm, altısını düz ördüm arkadaşlar. Şimdi modelimizin arka yüzünde doladıklarımızı da dahil olmak üzere tüm ilmeklerimizi ters örgü örüyoruz. Bakın ikinci artırmamızda şuradaki ilk artırmamız nasıl ise aynı işlemi tekrarlıyoruz. Doladıklarımızda olmak dahil ile hepsini bu şekilde ters örgü örüyorum modelimizin arka yüzünde sıra sonuna kadar ben bu işlemi bu şekilde uygulayacağım arkadaşlar sıra sonuna kadar hepsini ters örgü sıra sonuna geldim arkadaşlar sıra sonuna kadar modelimizin arka yüzünde artırmış olduğumuz da olmak dahiliyle hepsini sadece ters örgü ördüm gördüğünüz gibi burada hiçbir işlem yapmadık sadece ters örgü ördük şöyle modelimizin ön yüzünden göstereyim daha anlaşılır bir şekilde olsun bakın şöyle ilk artırmamızı modelimizin ön yüzünden yaptım Arka yüzünde de tüm ilmeklerimizi ters örgü ördüm. Nereye kadar? Şurada 8 ilmek kenar ba kenar bandımıza kadar. Bu 8 ilmek kenar bandımızın altısını düz örgü örüyorum haroşa olarak. 3 4 5 6 düz ördüm. 2 ilmeğimiz kaldı. Bu 2 ilmeğimi modelimizin arka yüzündeki bu şekilde örmeden alıyorum fakat İpim benden tarafta modelin arka yüzünde. Şimdi modelimizin ön yüzündeyim. Modelimizin ön yüzünde 8 ilmek haroşa düz örgü örüyorum? 2 3 4 Şurayı bir şöyle koluma takayım arkadaşlar. Şu şekilde daha rahat örüyorum. Yere değmiyor işte ise. 2, 4, 6, 7, bir tane daha öreceğim 8. 8 ilmek düz örgü ördüm haraşamızı kenar bandımızı. Şimdi ise arkadaşlar bakın şuradaki işlemi tekrarlayacağım. Şu artırmamızın üstüne 6 sıra düz örmüştüm ya bakın. Şöyle göstereyim inşallah anlaşılıyordur. Şuradaki 6 sırayı tekrarlayacağım. Ondan sonra 6 sıranın üstüne tekrar buradaki 3 haraşadan yapacağım. Yani şu işlemi tekrarlayacağım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi ikincisini yapıyorum bunu. Yeterli ölçüye gelene kadar robayı ben bu şekilde büyüteceğim, bu şekilde ilerleteceğim. Şimdi altı sıra düz örgü öreceğim. Ondan sonra bu şekilde 3 dış arışı yapacağım ve tekrar bu artırmayı yapacağım. Şöyle ilk birinci sıramızı bu şekilde başlıyorum ve şuradaki işlemi iki kez daha tekrarlayacağım bu şekilde. Evet sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Görmüş olduğunuz gibi ben yeleğimin robasını hazırladım. Şöyle 76 ilmekle başladık. Bakın şuradan 76 ilmekle başladık. Şurada artırmaya başladık sizle birlikte zaten şu ikinci artırmayı da beraber başlamıştık. Ben 1 2 3 3 sefer artırma yaptım arkadaşlar. 76 ilmekle başladım. Toplamda artırmalarımla birlikte şimdi yeleğimizin robasında şu an 220 ilmek var. Şöyle kol evinin ve e, ön tarafının ilmek sayılarını vereyim arkadaşlar. Yeleğimizin önü için 34 ilmek ayırdım. Yeleğimizin kolu için kol için 44 ilmek ayırdım. Yeleğimizin arkasına 64 ilmek ayırdım arkadaşlar. Tekrar diğer kola 44 ilmek ayırdım. Ve tekrar yeleğimizin önü için 34 ilmek ayırdım. Şimdi yeleğimizin kolunu keseceğiz. Bakın ben bu şekilde son 3 diş haroşamı yaptıktan sonra yeleğimizin arka kısmından kol kesimine başlayacağız ben kendi usulümce bildiğim kol kesmi yapacağım arkadaşlar sizlere de tavsiye ederim çok kullanışlı şimdi kol kesimimize başlayalım modelimizin arka yüzünden başlayacağız arkadaşlar öncelikle kenar pata olan 8 ilmeğimizin ikisini bu şekilde ters örüyorum ben bunu neden ters örüyorum modelimizin e, yeleğimizin kenarının daha düzgün olması için bismillahirrahmanirrahim diyerek önce bu iki ilmeği ters örüyorum Sonra yeleğimizin kenar patı için kalan 6 ilmeği düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle göstereyim arkadaşlar. İkisini ters ördüm. Altısını düz. Toplamda 8 tane kenar patı ilmeğimiz var bizim. Modelimizin arka yüzündeyim. Ben şimdi burada yeleğimizin e, ee, Önü için ayırdığım 34 ilmeği ve kolu için ayırdığım 44 ilmeği şuradaki bakın ikinci renk ipi taktım işaretledim ya. Yeleğimizin önünü ve kolunu bu şekilde şuraya kadar ters örgüreceğim arkadaşlar. Ve bu şekilde ters örgümü öreceğim gösterdiğim yere kadar. Ondan sonra kesme işlemimize başlayacağız. Yeleğimizin arkasında arkadaşlar 34 ilmek ve artı 44 ilmek burayı şöyle komple buraya kadar ters örgü ördüm. Yani yeleğimizin ön parçası ve kolunu. Ters örgü ördükten sonra şimdi modelimizin ön yüzüne geçiyorum. Şimdi kesme işlemine geçeceğiz. Kesme işleminde 44 ilmeği keseceğim arkadaşlar. İlk ilmeğimi de bu şekilde ikisini birlikte alıyorum. Bakın ikisini birlikte düz kestim ve bu kestiğim ilmeği şöyle karşıya takıyorum tekrar yana bir ilmek daha alıyorum ikisini birlikte düz kesiyorum aynı şekilde bu kestiğim ilmeği tekrar karşıya alıyorum tekrar ikisini birlikte düz kesiyorum kesme işlemini ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar siz kendi usulünüzce nasıl biliyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz ama kesme işleminden sonra kol altlarına yani koltuk altlarına bir işlem yapacağım o işlemden dolayı modelimizin koltuk altında falan sarkma olmayacak arkadaşlar. O yüzden beni e, videomu iyi izlerseniz işimi daha iyi anlamış olursunuz. 2 ilmeği düz kesiyorum. Aynı şekilde ben bu şekilde ilmeklerimin hepsini e, şuraya kadar yani toplamda 44 ilmeği keseceğim arkadaşlar. 44 ilmeği bu şekilde kestikten sonra burada e, kenarı yeleğimizin önü için burada 34 ilmek kalmış olacak. Yani ben buraya kenar kenar için yeleğimizin önü için 34 ilmek ayırdım. 34 ilmek kalacak. Ben toplamda 44 ilmeğimin hepsini kesip geleceğim. Yeleğimizin ilk kolunu kestim arkadaşlar. Toplamda 44 ilmek kestim ilk kol evimiz için ve yeleğimizin ön parçasında burada 34 ilmeğim kaldı saydım. Şimdi tekrar modelimizin yani yeleğimizin iç kısmına geçiyorum ters yerine. Burada şöyle ipimi alıyorum elime burada dört tane ilmek artıracağım arkadaşlar yeleğimizin koltuk altını yani kol altının düzgün olması için ve ilmeklerimizin sarkmaması için arkadaşlar bu kol kesiminin püf noktası 1 2 3 4 4 kez artırdım arkadaşlar bakın 4 kez artırdıktan sonra şöyle göstereyim sizlere haliyle burada kesme işlemi olduğu için bakın şurada bir tümseklik oluştu arkadaşlar bu tümsekliği kaybetmek kaybetmek için Bakın şu tümseğin üzerinden bir tane ilmek kalıyorum. Gördüğünüz gibi bu tümseklik kaybolsun diye. Burada da dört tane artırdığımız ilmeğimiz var arkadaşlar. Bakın şurada tümsekten ilmek aldım ya arkadaşlar açıklık kapansın diye. Buradaki iki ilmeği ikisini birlikte öreceğim ki bu taraftan artış olmasın diye bakın. Hem de o tümseklik kapansın diye. Ve ilmek sayımız aynı ve bir tane daha ters örüyorum bir tane daha ters örüyorum artırdıktan sonra 4 ilmek artırdıktan sonra 3 tane ters ördüm şimdi modelimizi çeviriyorum ön kısmına geçiyorum ön kısmına geçtikten sonra ilk ilmeği örmeden alıyorum ilk ilmeği örmeden aldıktan sonra tekrar ters örgü örüyorum bakın artırdıklarım da dahil olmak üzere Burada biraz zorlanabilirim arkadaşlar. Çünkü ilmek alarak artırdığım için. Aslında normalde zorlanmam da şu an sizlere anlattığım için heyecan yapıyorum. Zorlanabilirim. Evet ördüm bu dört ilmeğimi de ters örgü örüyorum. Siz nasıl isterseniz o şekilde örebilirsiniz. Bakın şimdi burada bu ilmeği de örüyoruz ya. Son ilmeği. Şimdi buradan iki ilmek daha öreceğim ki şuradaki açıklık kapansın diye arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi ters örgü örerek ördüm. Ve şimdi modelimi çeviriyorum. Burada şimdi şöyle diğer kol evine kadar bakın modelimizi şurada diğer kol evine kadar şurada yeleğimizin arka kısmını ters örgü öreceğim. İlk kolumuzu kestik arkadaşlar. Bu döndükten sonra şu ilk ilmeğimizi örmeden alıyorum ve ilmekleri yine aynı ters örgü örüyorum Bakın bu şekilde ayrım yerlerimizde kapandı. Şöyle pürüzsüz bir şekilde kapandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kol evimiz. Daha bittikten sonra model kendini daha toparlayacak yeleğimiz daha daha bir güzel olacak. Ben şimdi tüm ilmeklerimizi nereye kadar ters ör öreceğim arkadaşlar? Bakın şöyle yeleğimizin arka kısmını örüyorum. Şimdi şu an yeleğimizin arka kısmındayım. Diğer kol evine kadar. Yani şuradaki keseceğimiz kol evine kadar. Buradaki ilmekleri şöyle şu ikinci ip işaretime Gelene kadar burayı ters örüp geleceğim. İlk kolyemizi kestikten sonra arkadaşlar yeleğimizin arkasını bu şekilde diğer kolyeine kadar ters örgü ördüm. Ben sizlere şunu demeyi unuttum, burayı da ters örgü öreceğim arkadaşlar. Şimdi bunu demeyi unuttum sadece. Nereye kadar? Şurada 34 ilmek yani yeleğimizin ön parçası kalana kadar. Şu kolevimi de ters örgü öreceğim. Bakın bu şekilde kol evimi de ters örgü öreceğim. Yani yeleğimizin ilk kolumuzu kestikten sonra şuraya kadar şu kolevi ile birlikte bakın kolevi ile birlikte şurada 34 ilmek kalana kadar yani şu işaretli yerine yere, gelene kadar burayı ters örgü öreceğim. Ondan sonra birlikte kesme işlemi yapacağız. Ters örgümü ördüm arkadaşlar. Sizlere gösterdiğim şekilde ters örgümü ördüm. Şurada 34 ilmeğim yeleğimin ön parçası kaldı. Şimdi ikinci kolumu kesmeye geçeceğim. Bakın bu şekilde göstereyim. Bu ön parçaya girene kadar ördüm ters örgü. Kolevimi de ördüm bakın. Ve burada kol evimi kesmeye başlayacağım. Nasıl keseceğim? İkisini birlikte kesiyorum. Sizin kesme işleminiz nasıl ise o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bak ben bu şekilde kesme işlemine başladım. Şurada toplamda 40 tane ilmeği kesip geleceğim ben. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 40 tane ilmeğimizi kestik. İkinci kolevimizi de kestik. Sizlerle birlikte baştan şöyle başladım. Birkaç ilmeği sizlerle birlikte kestim. Geri kalan ilmeğimi de aynı şurada gösterdiğim işlem gibi kestim. Şimdi ben bu ilmeği buraya takıyorum. Toplamda şöyle göstereyim arkadaşlar. Şurada şöyle 64 ilmeğimiz var. Yeleğimizin arka kısmı bu. Şimdi yeleğimizi döndürüyorum. iç kısmına yani yeleğimizin tersine. Burada şurada ilk kol evini yaptığımız gibi bakın şurada 4 tane ilmek eklemiştik ya arkadaşlar. Aynı şekilde 4 tane ilmek ekleyeceğim bakın. 1 2 3 4 ilmek ekledim. 4 ilmek ekledikten sonra bakın şurada kol evimizi keserken haliyle burada bir tümseklik oluştu. Bu tümsekli de kaybetme, kaybetmek için arkadaşlar sol şişimize bakın. Şuradaki ilmeği alıyorum. Evet bakın buradaki ilmeği aldım. Burada bir artış olmayacak arkadaşlar. Bu aldığım ilmekle şu ilmeği ikisini birlikte örecek olduğum için burada bir artış olmayacak. Şimdi bu aldığım ilmekle yanında bakın şuradaki iki ilmeği de alıyorum. İkisini birlikte ters örgü ördüğüm için yeleğimizin ön kısmında artış olmadı. Yeleğimizin ön kısmı 34 ilmek. Şimdi bu ilmeği ördükten sonra iki tane daha ters örüyorum. 1 2. Yani artırdıktan sonra üç tane ters örmüş oldum. Tekrar çeviriyorum yeleğimizi arkadaşlar. Çevirdikten sonra ilk ilmeği örmeden alıyorum bakın. ilk ilmeği örmeden aldım çünkü şurada çok bir açıklık olmasını istemiyorum. Tekrar bakın 1 2 Şurayı biraz belki zorlanabilirim. İlmek aldığım için 3 4 5 6 Bakın şu kolyeyi artırdığımız 4 ilmek. Şimdi buradan tekrar yine aynı 3 tane daha öreceğim ki şuradaki açıklık kapansın diye arkadaşlar bakın. Şuradaki açıklık. Yani ters örgü örmeye devam ediyorum. Buradan da 3 ilmeğimizi ters örgü ördüm. Şimdi tekrar çeviriyorum yeleğimizi iç kısmına çevirdikten sonra arkadaşlar yine aynı şekilde baştaki ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar bu sefer başa kadar yani şuradaki ilmeklerin hepsini de komple yeleğimizin arka kısmından e, ters örgü örüyoruz. Ve kol evimizi de tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Yeleğimizin kollarını kesmiş oluyoruz. Şimdi çevirdikten sonra bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Başa kadar hepsini ters örgü öreceğim. Bakın yeleğimizin artık kollarını kestik ya tamamladık ya. Şurada yeleğimizin iç kısmında tamamını başa kadar ters örgü öreceğim. Bu şekilde ters örgümü devam edeceğim. Tabi şuradaki haroşa kısmında yine aynı haroşamı nasıl yaptıysam aynı şekilde haroşamı düz yapacağım arkadaşlar. Ters örgümüz ördük arkadaşlar. Bakın yeleğimizin kolunu kestikten sonra yeleğimizin arkasında bu şekilde şu kalan kısmını ters örgümüzü ördük. Nereye kadar? Kenar bandımıza kadar. Kenar bandımızın altısını düz örüyorum. Haroşamızı 2 3 4 5 6 ilmek düz ördüm 6 ilmek düz ördükten sonra kalan ikisini bu şekilde örmeden karşıya alıyorum ve şimdi yeleğimizi çeviriyoruz arkadaşlar yeleğimizi çevirdikten sonra bu örmeden aldığım iki ilmeği bu sefer örüyorum ki bakın burada kenarı yeleğimizin düzgün düşsün diye arkadaşlar kenar kısmı düzgün olsun diye şimdi 8 tane düz örüyorum kenar bandımız 5 tane ilmeğimizi düz ördüm arkadaşlar. Yeleğimizin kenar bandını ördüm arkadaşlar. Modelimizin ön yüzündeyim. Şimdi modelimize geçeceğim. Modelimize geçmeden önce şöyle tekrar bir ilmek sayısı vereyim. Modelimizi 76 ilmekle başlamıştık arkadaşlar yakadan başlamalı. Şöyle robamızı artırarak bakın şu kol kısmına gelene kadar 220 ilmeğimiz olmuştu. Toplamda 220 ilmeğimiz oldu. Sonra 40 ilmek bir koldan, 40 ilmek bir koldan kestik kestikten sonra arkadaşlar bakın burada 4 ilmek buradan artırdım 4 ilmek buradan artırdım kestikten sonra şimdi şişimde kalan toplam ilmeğim 140 ilmek arkadaşlar 140 ilmeğimin 8'i kenar bandı tekrar diğer 8'i kenar bandı görmüş olduğunuz gibi ve şimdi yeleğimize modelimizi başlayacağım ama modelimizi başlamadan önce yeleğimizin modeli arkadaşlar arka yüzden başlanacak o yüzden modelimizin ön yüzünde bir sıra düz örgü öreceğim zemin hazırlığı yani ilmeklerimizin hepsini düz örgü öreceğim bu örmüş olduğum ilmek düz örgümüz modele ait değil arkadaşlar bunu bir kere mahsus öreceğiz modelimizi yeleğin arkasında kuracağım yeleğin arkasında da modelimizin ilmek sayısını da vereceğim arkadaşlar modelimize başlarken çok kolay bir modelden bahsedeceğim 3 sıra düz öreceğim bir sıra model koyacağım arkadaşlar bana sevgili takipçilerim diyor ki abla bizlere kolay bebek yeleği anlatırsan seviniriz diyorlar ben de onlar için sizlere çok kolay bir bebek yeleği anlatacağım çok kolay bir roba bahsettim bakın robamız çok kolay bebek yeleğimizin modeli de çok kolay olacak arkadaşlar zemin hazırlı olarak bir sıra düz örgümü full öreceğim bu şekilde komple öreceğim modelimizi arka yüzde kuracağız Yeleğimizin önünde zemin hazırlığı için bir sıra düz örgüm ördüm arkadaşlar. Tüm ilmeklerimizi bir sıra ördüm. Bakın, yeleğimizin kol alt kısmı da bu şekilde gözükecek gördüğünüz gibi. Bir sıra düz ördükten sonra yeleğimizin ön kısmında modelimizi arka yüzde kuracağız arkadaşlar. Modelimiz çok kolay bir model. Kenar ilmeğini, burada kenar bandımızı 8 ilmek kenar bandımızı önce ikisini ters örüyorum. 8 ilmek kenar bandımızın ikisini ters ördüm. Altısını düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 düz ördüm. Bu bizim kenar lastiğimiz arkadaşlar. Şimdi modelimizin birinci sırasındayım ve arka yüzündeyim. Arka yüzünde modelimizin birinci sırasında ilmeklerimizin hepsini ters örgü göreceğiz. Modelimiz çok kolay bir örgü modeli. Görmüş olduğunuz gibi ilmeklerimizin hepsini bu şekilde ters örgü örüyorum. Burası modelimizin birinci sırası ve arka yüzü. Ve sıra sonuna kadar komple full deleye arkadaşlar şöyle hepsini ters örgü öreceğim. Şuradaki kenar bandıma kadar. Kenar bandımın daha haraşosunu yapacağım. Modelimizin birinci sırasını arka yüzden tüm ilmeklerimizi bu şekilde ters örgüreceğiz. Yeleğimizin birinci sırasını arka yüzden kurduk arkadaşlar. Arka yüzden ilmeklerimizin hepsini ters örgü ördüm. Modelimizin birinci sırası arka yüzden başlayacak arkadaşlar modelimizi arka yüzden kurduk şimdi modelimizin ikinci sırasındayım ön yüzündeyim modelimin ikinci sırasında ön yüzünde tekrar yine aynı şekilde öncelikle 8 ilmeğim haroşa örüyorum kenar bandımı Kenar bandımızı ördükten sonra arkadaşlar bakın yeleğimizin model kısmına geldiğimizde ise model kısmında yeleğimizin ön yüzünde ikinci sıradayız. Ve ikinci sırada tüm ilmeklerimizi modelin ön yüzünde düz örgü öreceğiz. Modelimizin ön yüzünde ilmeklerimizin hepsini bu şekilde sıra sonuna kadar düz örgü öreceğim. Modelimizin ön yüzündeyim ve ikinci sıradayım arkadaşlar. İkinci sıramı da sıra sonuna kadar aynı şekilde düz örgü öreceğim tekrar söylüyorum örgüye yeni başlayacak olan arkadaşlar için kenar bandında yine aynı şekilde haroşama uygulayacağım arkadaşlar. Ve ben tüm ilmeklerimi ikinci sıramı da sıra sonuna kadar düz örgü örüp geleceğim. Yeleğimizin ön yüzünde ikinci sırada ilmeklerimizin hepsini düz örgü ördük arkadaşlar. Burası yeleğimizin ön yüzü ve ikinci sırası. Modelimizin ikinci sırası yani. Şimdi modelimizin üçüncü sırasına arka yüzüne geçiyorum modelimizin üçüncü sırası arka yüzünde kenar bandımızı nasıl örüyorsak yine aynı örüyoruz arkadaşlar önce iki ilmeğimi ters örüyorum sonra altı ilmeğimi düz örüyorum altı ilmeğimde düz ördüm toplamda 8 ilmeğim kenar bandım haroşamı yaptım arkadaşlar. Şimdi diğer kalan tüm ilmeklerimi diğer kenar bandına kadar modelimizin arka yüzünde hepsini ters örgüreceğim arkadaşlar. Modelimizin üçüncü sırası da ters örgü. Bakın. Modelimiz çok kolay bir model ama yeleğimizin bitişinde model o kadar güzel olacak ki arkadaşlar, yeleğimize o kadar güzel yakışacak ki. Hani ilk anlatmışsınız Fatma Hanım dediğinizi duyar gibi olacağım. Şöyle üçüncü sıramızı da arka yüzden tüm ilmeklerimizi ters örgü örerek. Modelimizin ön yüzüne geçelim arkadaşlar. Modelimizin arka yüzünde ve 3. sırada ilmeklerimizin hepsini ters ördük arkadaşlar. Yeleğimizin arka yüzündeyiz. 3. sırada ilmeklerimizin hepsini ters örgü ördüm. Kenar bandımı da yaptım. Şimdi modelimizin ön yüzündeyim. Şimdi hem kenar bandını yapacağım hem de ilik kuracağım arkadaşlar. 2 ilik arasında 10 haroşamız var. Tekrar bakın en son kurduğum ilikten sonra şu arada 10 haraşo olmuş. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 haraşomuz olmuş. Şimdi hem kenar bandımı yapacağım hem iliğimi kuracağım. Öncelikle 2 3 4 ilmek düz ördüm. 4 ilmek düz ördükten sonra bir kez doluyorum. 2 ilmeği birlikte düz örgü olarak kesiyorum. İliğimizi bu şekilde açtık arkadaşlar. Buradaki kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Kenar bandımın 2 ilmeğini Düz ördükten sonra şimdi modelimizi kuracağız. Modelimizin ön yüzündeyim. Dördüncü sıradayım arkadaşlar. Modelimizi e, her üçlü ilmeğin üzerine kuracağız. Yani bir model üç ilmekten oluşuyor. Kenar bandı hariç. Ne başlarsak yelek, hırkas, süveter, kenar bandı hariç. Başlayacağımız modelimizin ilmek sayısı 3 üç ve 3'ün katları. Şimdi 3 ilmeğimizin üzerine modelimizi kuruyoruz arkadaşlar. Şu ortadaki ilmeği alıyorum. Ortadaki ilmeği aldıktan sonra öndeki ilmeği bırakıyorum öndeki ilmeği ortaya ortadaki ilmeği öne. Bakın ortadaki ilmeği öne aldım. Şimdi bu 3 ilmeğimizi öncelikle alıyorum. Bir tane düz örgü örüyorum. Bir tane düz örgü ördükten sonra bir kez doluyorum. Bu 3 ilmeği bir kez daha örüyorum. Yani 3 ilmeğimizi önce kestim. Sonra 3 ilmekten tekrar geri 3 ilmek çıkarttım arkadaşlar. Modelimiz bu. Ve bunu tekrarlayacağım. Şöyle ben e, ilmeğimin yönünü düzelteceğim. Tüm ilmeklerim bu şekilde değil arkadaşlar. Bakın ilmeklerimin görünümü bu şekilde. Şöyle göstereyim. İlmeklerimin görünümü bu şekilde. Tekrar yine aynı bu üç ilmeğimizin üzerine kuracağız modelimizi. Bakın ortadaki ilmeği alıyorum. Öndeki ilmekle yer değiştiriyorum. Ortadaki ilmeği öne öndeki ilmeği ortaya aldım. Ve bu üç ilmeğimi şimdi şişime takıyorum. Üç ilmeğimi üçünü birlikte düz örgü olarak kestim. Bir kez doladım tekrar bir kez daha kestim modelimizin dördüncü ve son sırası bu şekilde olacak arkadaşlar modelimize de zaten şekli verecek olan bu kesme işlemi şimdi şöyle bir kere daha tekrarlayalım sizlere bakın bu üç ilmeğimizin üzerine kuruyoruz modeli gördüğünüz gibi ortadaki ilmeği alıyorum öndeki ilmeği ortaya alıyorum ortadaki ilmeği öne ve bu üç ilmeğimi önce bir kez düz örüyorum bir kez doluyorum tekrar bir kez daha örüyorum dördüncü sıramı bu şekilde sıra sonuna kadar tekrarlayacağım arkadaşlar Burası modelimizin dördüncü sırası ve son sırası modelimize de şekli verecek olan bu kesme işlemi arkadaşlar modelimizin dördüncü sırasında ön yüzünde sıra sonuna kadar 3 ilmekten 3 ilmek çıkartarak geldik arkadaşlar şimdi modelimizin dördüncü sırasını şöyle sıra sonuna geldik bakın tekrarlıyorum Bakın bu üç ilmek üzerine kuracağım modeli. Öncelikle şu ortadaki ilmeği alıyorum. Öndeki ilmeği çıkartıyorum. Bu öndeki ilmeği arkaya ortadaki ilmeği öne alıyorum. Ve bu üç ilmeğin üçünü birlikte düz örgü olarak örüyorum. Bir kez doluyorum. Aynı üç ilmeği bir kez daha örüyorum arkadaşlar. Yani üç ilmekten üç ilmek çıkarttık. Bakın şimdi e, kenar lastiğimiz 8 tane ilmeğimizden aç. Burada tek bir tane model kaldı. İlmek kaldı arkadaşlar. E ilmeğimizin şöyle güç söyleyeyim. Yeleğimizin ilmek sayısı 20 124 124 ilmeğin üstüne modelimizi kurduğumuz için modelimizin ilmek sayısı da bu şekilde üçlü ve katlarından olduğu için arkadaşlar burada bir tane ilmeğimiz düz ilmek kaldı. Ne yapacağım ben bunu? Şu e, kenar banda haroşa ekleyeceğim bir tane olduğu için. Eğer ki burada iki tane kalmış olsaydı bir tane aradan artırırdım. Burayı da model yapardım. Ama şimdi İki tane değil de bir tane kaldığı için bu haroşa ile birlikte ikisini bu şekilde keseceğim ve kaybedeceğim arkadaşlar. 8 tane haroşamı yapıyorum. Sekiz haroşamın altısını düz örgü ördüm. Kalan ikisini bu şekilde örmeden karşıya alıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın modelimizin dördüncü ve son sırasını bu şekilde tamamladık. Modelimizi nasıl kurmuştuk? Modelimizi arka sıradan kurmuştuk arkadaşlar. Ben şimdi sizlere bir model anlattım. Bakın şöyle göstereyim. Bir model 4 sıradan oluşuyor. 3 sıra düz ördüm. Dördüncü sırada bir kez model kurduk arkadaşlar. Ve şimdi hep bunu tekrar olacak. Modelimizi arka yüzden ters örgüyle başlamıştık. Öncelikle şöyle modelimizin kenar bandını örelim. İkisini ters örüyorum kenar bandını. Kalan altısını düz örüyorum. Bakın 3 4 5, 6, 2, 4, 6, 7, 8 düz ördüm Bu bizim yeleğimizin kenar bandı. Şimdi bakın üçerli ilmekler halinde olan ilme modelimiz arka yüzden bu şekilde başlıyoruz. Modelimizin tekrar birinci sırası tüm ilmekleri ters örgü örerek başlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ilmeklerimizin hepsini teker teker ters örüyorum. Bu bizim birinci sıramız ve modelin arka yüzünde kuruyoruz birinci sıramızı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın ilk baştan modelimizi nasıl kurduysam arka yüzden ters örgüyle başlayacağım. Aynı şekilde önce 3 sıra düz öreceğim. Arka yüzden ters ön yüzden düz diye. Dördüncü sırada bu şekilde yine tekrar model kuracağız arkadaşlar. Ben şimdi ilk birinci sıramı bu şekilde ters örgüyle başladım. Tekrar 3 sıra düz örüp tekrar bir sıra model kuracağım arkadaşlar ve hep bu 4 sıranın tekrar olacak modelimiz. Şimdi modelimizin arka yüzünde sıra sonuna geldik arkadaşlar. Tüm ilmeklerimizi ikinci modelimizin birinci sırası. Bakın birinci sırayı arka yüzden bu şekilde tekrar bir kez daha tekrarlıyorum. İlmeklerimizin hepsini ters örgü örmüştüm. İlk modelimizin birinci sırasını arka yüzden bu şekilde kurmuştum. İkinci modelimin birinci sırası da yine aynı şekilde ilmeklerimizin hepsini ters örgü örüyorum. Nereye kadar? Şuradaki kenar bandına kadar arkadaşlar. Şöyle modeli sizlere bir kez daha tekrarlayacağım. Örgüye yeni başlayacak olan arkadaşlar için. Kenar band yerine kadar ilmeklerimi birinci sıramın tekrarını bu şekilde hepsini ters örgü ördüm. Şimdi kenar bandı yerine geldiğimizde ise 6 ilmeği düz örüyorum. 1, 2 3 Bakın şurada doladığımız ilmek var arkadaşlar. İlk açmıştık. Bunu da düz örüyorum. 6 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimiz kaldı. Bu 2 ilmeği örmeden alıyorum. Örmeden karşı bu şekilde alıyorum. İki, i̇kinci modelimizin birinci sırasını arka yüzden bu şekilde kurduk. Modelimizi arka yüzden ters örgüyle kuruyoruz arkadaşlar. Modelimizin ön yüzündeyim ikinci sıradayım ikinci modelimin ikinci sırasındayım Öncelikle şöyle 8 ilmek haroşamı öreceğim. 2 4 6 7 8 8 ilmek haroşamızı ördükten sonra arkadaşlar bakın 8 ilmek haroşa kenar bandını ördüm bakın model yerine geldim model yerine gelince ikinci sıra modelin ön yüzünde tüm ilmekleri düz örgü yani modelimizin ikinci sırası bu şekilde ilmeklerimizin hepsini düz örgü örüyoruz Sıra sonuna kadar ilmeklerimi modelin ön yüzünden ikinci sıramı bu şekilde hepsini düz örgü örüp geleceğim arkadaşlar. Modelimizin ön yüzünde ikinci modelimizin birinci sırasını sıra sonuna kadar ikinci sıramızı tüm ilmekleri düz örgü ördüm arkadaşlar. Şimdi modelimizin arka yüzündeyim üçüncü sıradayım. Modelimizin arka yüzünde üçüncü sırada öncelikle şu kenar pati ilmeğimi öreyim sekiz ilmeğimi Modelimizin arka yüzündeyim. 3. sıradayım arkadaşlar. Modelimi ikinci kez anlatıyorum. Örgüye yeni başlayacak olan arkadaşlar için 2 4 6 7 8. 8 ilmeğim kenar patımı ördükten sonra modelin arka yüzünde 3. sırada 3. sıramızda gene aynı şekilde ilmeklerimizin hepsini ters örgü örüyorum. Modelimizin arka yüzündeyim. 3. sıradayım ve tüm ilmeklerimizi ters örgü öreceğim sıra sonuna kadar arkadaşlar. Boydan başa tüm ilmeklerimizi de 3. sıramızda ters örgü öreceğim modelimizin ön yüzüne geçeceğiz. Modelimizin arka yüzünde 3. sırada ilmeklerimizin hepsini ters örgü ördüm arkadaşlar. Şimdi modelimizin ön yüzündeyim ve dördüncü ve modelimizin son sırasındayım. Modelimiz 4 sırada tekrar ediyor. Şimdi modelimizin ön yüzündeyim ve dördüncü sıradayım. Öncelikle kenar pati ilmeğimi örüyorum. Dördüncü sırada modeli sizlere bir kez daha göstereceğim. Sekiz sıra haroşamı ördükten sonra bakın modelimize geldik arkadaşlar. Modelimizin dördüncü ve son sırasındayım ve modelim hep bu dört sıranın tekrar olacak arkadaşlar. Her üç ilmeğin üzerine modelimizi kuracağız. Bakın üç ilmeğimizi şu ortadaki ikinci ilmeği alıyorum. Şu baştaki ilmekle yer değişecek. Öncelikle ortadaki ilmeği aldım. Baştaki ilmeği çıkarttım. Baştaki ilmeği ortaya, ortadaki ilmeği öne aldım ve bu üç ilmeğimi takıyorum şişime. Üçünü birlikte öncelikle düz örgü örüyorum. Bakın düz örgü ördükten sonra üç ilmeğim hala şişte duruyor. Bir kez doladım ve bu üç ilmeği bir kez daha örüyorum. Ve bırakıyorum. Bu arkadaşlar modelimiz bu. Bakın ben sizlere iki kez anlattım. 4 sırada tekrar eden örgü modelini daha anlaşılır olsun diye dördüncü sıramızda bir kere yamasız bu şekilde model kuruyoruz bakın 3 sıra düz ördüm dördüncü sırada bu şekilde bir kere model kuruyoruz tekrar alıyorum ortadaki ilmeğimi öndeki ilmeği bırakıyorum öndeki ilmeği ortaya ortadaki ilmeği öne ve bu üç ilmeğimi alıyorum şişime üç ilmeğimi önce düz örgü örüyorum bir kez doluyorum tekrar bir kez daha örüyorum 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım ve modelimizin dördüncü sırası bu şekilde arkadaşlar. Modelimiz hep bu dört sıranın tekrar olacak. Ben yeleğimi tamamlayıp geleceğim arkadaşlar. Ben yeleğimin model kısmını tamamladım arkadaşlar. Bakın şöyle görmüş olduğunuz gibi kol kesiminden sonra modelimizi koyduk ve modelimi sizlere daha anlaşılır olsun diye iki kez anlattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12, 13. Toplamda 13 model yapmışız arkadaşlar. Ve modelimiz 4 sırada tekrar eden bir örgü modeli. 3 sıra düz örüp 1 sıra model kuruyorduk ya. Bakın şimdi ben 3 sıra düz ördüm. Gördüğünüz gibi son modeldeyim. Ve 4. sırada 1 ilmekte 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorduk hatırlıyorsanız. Şimdi 4. sırada 3 ilmekten 3 ilmek çıkartmayacağız arkadaşlar. Artık yeleğimizin bitişini yani kenar lastiği olarak haroşamızla yeleğimizi tamamlayacağız. Şimdi modelimizin dördüncü sırasında. Burada yeleğimizin modelini yani modelimizi koymayacağız. Burada arkadaşlar yeleğimizin dördüncü sırasında modelimizin tüm ilmeklerimizi bu şekilde haroşa örüyorum. Artık yeleğimizin sonuna geldik. Bu şekilde ilmeklerimizin hepsini haroşa yapacağım. Ters örgü olarak haroşa yapacağım arkadaşlar. Yani modelin ön yüzünden de bu şekilde ters örgü öreceğim. Arka yüzünden de bu şekilde ters örgü öreceğim. Toplamda 4 diş haroşa olacak bu, bu, şekilde. 4 diş haroşa olduktan sonra yeleğimi keseceğim. Nasıl kestiğimi söyleyeyim arkadaşlar. Ee, şu kol evini nasıl kestiysem yeleğimi o şekil keseceğim arkadaşlar. Ben yeleğimi artık tamamlayıp geleceğim. Evet sevgili dostlarım değerli takipçilerim görmüş olduğunuz gibi ben yeleğimi tamamladım arkadaşlar. Çok güzel çok şirin bir bebek yeleği oldu. Çok güzel de bir model uyguladım. Modelim de yeleğime çok yakıştı arkadaşlar. Ben şöyle düğmelerimi de diktim. E, şuradaki kesme işini yeleğimizin kesme işini göstermedim. Niye göstermedim? Şuradaki kol kesme işiyle aynı yaptım. O yüzden e, yeterince vaktinizi almak istemedim. Bu şekilde 6 ay 1 yaşa uygun olacak şekilde bir yelek ördük arkadaşlar. Şöyle örerken de bu şekilde tam bir yumak polosu baby ipi kullandım. Şöyle düğmelerimizde bir açalım. Yeleğimizin içine dışına bir bakalım. E, bu arada arkadaşlar e, ben en yakın zamanda 4-5 yaş bebek yeleği de anlatacağım. Çok kolay. Kesme, yaka kesme, e, koltuk kesme işlemi yok. Çok basit, çok güzel yeleklerle geleceğim en kısa zamanda. Bakın yeleğimizin iç kısmı da bu şekilde. Şöyle Yeleğimizi de şöyle açtık mı Bakın görüntüsü çok güzel. Çok kibar bir yelek oldu arkadaşlar. Bakın. Yakadan başlamalı e, yelek yaptık arkadaşlar. 76 ilmekle başladım robadan. Elimden geldiği kadar her ayrıntısına varana kadar anlattım. Bu şekilde bir yaşa kadar 6 ay bir yaşa kadar uygun bebek yeleği anlattım sizlere. Sürçülisan ettiysek affola diyorum. Bugün sizlere bir yumaktan bir yelek ördük arkadaşlar. Evet. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Beğeni yapan elleriniz dert görmesin diyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.